Görsel iletişim tasarımı, 1. sınıf, 2. dönem, tipografi, 7. bölüm, tipografi tasarımı. Duygu, düşünce ve fikirlerin karşılıklı alışverişine dayalı bir süreç olan iletişimin kalıcı hale getirilmesinde yazı önemli araçlardan birisidir. Tipografi ise yazılı bir fikre, görsel biçim vermenin yoludur. Yeniliklere açık olduğu kadar, değişime karşı sağlam durabilen zamansız bir kavramdır. Tipografi, tanımlı yüzey üzerinde yarattığı görsel biçim ile tasarımın karakterini belirleyip, içeriğin barındırdığı fikre okurun nasıl tepki vereceğini önemli ölçüde etkiler. Çok sayıda mesaj ile kuşatıldığımız günlük yaşamda tipografi, bir metnin okunabilmesi için dikkati üzerine çekme öncülüğünün yanı sıra okunup anlaşılabilmesi için yeterli oranda geri planda kalabilme görevini de üstlenmektedir. Tasarımda görsel bir dil oluşturma yolunda okunabilirlik ve eş zamanlı duyguları harekete geçirmesi en önemli ilkelerindendir. Etkileşimde bulunduğu alanı kapsama ölçeğine göre, makro ve mikro olarak farklı seviyelerde ele alınan tipografi tasarımı ise bilgiye, deneyime ve gözün eğitimine bağlı olarak gelişim gösteren organik bir yapıdır. Tipografi tasarımında, içeriğin en yalın ve bağlamın en doğru biçimde iletilmesi hedeflenir. Bu doğrultuda başarıya ulaşmak, iyi planlanmış temellere sahip bir sayfa düzeni ve tasarıma ilişkin öğelerin bir sistem dahilinde organize edilmesiyle sağlanabilir. Sayfa yapısına yönelik temel bilgiler. Tarih boyunca gelişen teknolojiler ile ortaya çıkan yenilikler, insanoğlunun farklı durumlar karşısındaki davranış ve algılarının şekillenmesine neden oldu. Bilginin aktarıldığı yüzeyler ise zaman içerisinde değişim gösterdi. İlk zamanlarda malzemenin güçlükle elde edilmesi, kıymetini arttırdı ve yüzeyin ekonomik biçimdeki kullanımına yönelik kaygıları beraberinde getirdi. Zahmetli süreçlerden sonra elde edilebilen parşömen, lifleri uzun uğraşlar sonucu birleştirilen papirüs veya çıkarılmasının yanı sıra işlenmesi bile oldukça güç olan mermer bloklar tüm bu zaman içerisinde malzeme olarak, insanoğlunun bilgi ve mesajları yüzey üzerinde biçimlendirmesine olanak sağladı. Zaman içerisinde yüzey kavramının çeşitlenmesi ve basım dünyasında hareketli harflerin kullanılmaya başlaması ile kağıdın üretiminde küçük atölyeler yerini endüstriyel fabrikalara bıraktı. Daha hızlı, ucuz ve bol miktarda üretilen kağıt ile tasarımcılar, yüzeyi ekonomik ve verimli kullanma baskısından kurtuldu. Böylece sayfa düzeninde boşluk kavramının önemli bir unsuru olarak özgürce yer aldığı çalışmalara alan sağlandı. Geçmişte basılı kağıt yüzeyleri tanımlayan, sayfa, sözcüğü, değişen zaman ile artık ekran adı verilen ışıklı noktacıkların oluşturduğu yüzeyler içinde kullanılmaya başlandı. Bugün artık basılı veya dijital ayrımı yapılmaksızın tüm ortamlar için sayfa kavramı, tasarıma ilişkin tüm unsurların planlanmasında belirlenen alan veya yüzeyi ifade etmekte, tasarıma ilişkin kararları belirleyen bir başlangıç unsuru olarak belirgin rol üstlenmektedir. Sayfa, tasarımın sunulacağı ortamın standartlarına ve öğelerin kendi içindeki oransal ilişkilere bağlı biçimde şekillenmektedir. Ağırlıklı biçimde matematiksel hesaplamaların oluşturduğu bu oransal ilişkiler, tarih boyunca mühendislik, mimarlık, sanat ve tasarım gibi farklı disiplinlere ait eserlere de temel oluşturmuştur. İnsanın geometrik olarak tanımlanmış orantısal ilişkiyi, rastlantısal olana göre daha ilginç ve estetik bulması, nedenini tam bilemediğimiz ama sıkça tanıklık ettiğimiz psikolojik bir olgudur. Göze hoş gelen nesnelerde sıklıkla rastlanılan bu oransal ilişki, özellikle Batı sanatında ve mimarisindeki eserlerde altın oran kavramı biçiminde göze çarpmaktadır. Bütünü oluşturan parçalardan küçüğün büyüğe olan oranının, büyüğün bütüne oranına eşit olduğu ilkesine dayanır. Arı kovanından deniz kabuklarına, çam kozalaklarından ayçiçeği çekirdeklerinin dizilimine kadar doğadaki birçok örnek, canlıların anatomik yapıları veya geometrik şekilleri açısından altın oran ile ilişkilendirilmektedir. Luca Pacioli'nin kitabı İlahi Oranda bulunan Leonardo da Vinci'nin antropometrik çizimlerinde ve anatomi çalışmalarında, ortaçağ matematikçilerinden Leonardo Fibonacci'nin tavşanların üreme sayılarını incelemesi sonucu elde ettiği sayı diziliminde altın oran ilişkisi görülmektedir. Tarih boyunca ise mühendisler, mimarlar ve sanatçılar yapıtlarında bu oransal ilkelerden yararlanmışlardır. Fransız mimar Le Corbusier, insan için yapılacak tasarımların oransal ilişkilerinin insan üzerinden oluşturulmuş geometrik bir düzenle saptanması gerektiğini, ancak bu şekilde tasarım ve mimarinin insanla uyumlu bir bütünlük sağlayacağını savunmuştur.
altın oran ve insan figürünün oranlarını birleştirerek oluşturduğu modül sistemi olarak tanımlanabilen moduları geliştirmiştir. Mimarlık ve sanat tarihinde dikkati çeken, bilinen eserlerin bu oransal ilişkiye sahip olmasının yanı sıra sayfa tasarımında ve özellikle ızgara sistemlerinde aynı oran ilişkisi görülür. En bilinen örneği, Orta Çağ el yazmalarında kullanılan sayfa genişliği ile yüksekliği arasında kurulan 2/3 oranıdır. El yazması kitap geleneğinden aktarılan, yazı alanı ve sayfa marjları arasındaki bu oranın metinlerin rahat okunmasını sağlayan estetik bir görsellik sunduğu bilinmektedir. Gutenberg ve matbaanın diğer öncüleri, yeni bir sistem geliştirmeye gerek duymamış ve bu oranı bastıkları kitapların sayfa düzenlemelerine de uyarlamışlardır. Günümüzde bazı sayfa tasarımlarında, boşluk düzeni, sütunların yerleşimi ve ızgara yapılarında halen benzer oranlar temel alınmaktadır. Sayfanın boyutlandırılması, sayfa düzenini oluşturan temel yapılar gibi grafik tasarımdaki birçok standart matematik temelli oransal ilişkilere bağlı kalınarak oluşturulmuştur. Örneğin dünya ülkelerinin çoğunda kullanılan A serisi kağıt ölçüleri, altın orana göre belirlenmiş evrensel kağıt ölçüleridir. Jan Schiold gibi tasarımcılar, altın oran ilişkilerinin iyi tasarım için temel bir kural olduğunu savunmuş, salt bu kağıt ölçülerinin daha iyi sonuçlar elde edebilmenin ön koşulu olduğunu söylemiştir. Kenarları arasında altın oran ilişkisi bulunan A4 kağıt ölçüsü ise bir altın dikdörtgendir. A serisinin tüm kağıt ölçüleri arasında, altın oran prensibine göre 2 kat ölçüde artış veya 1/2 oranında azalma mevcuttur. Bu oransal ilişki bilgisi ve A4 kağıdın ölçüsü, basit bir matematik ile diğer kağıt boyutlarını hesaplamakta bize referans olacaktır. 2 A4 boyutundaki kağıt dikey biçimde yan yana geldiğinde oluşturduğu alan A3 boyutundaki kağıdın ölçülerine denktir. Benzer şekilde bir A4 kağıt ortadan ikiye katlandığında, 2 A5 boyutunda kağıt elde edilir. Altın dikdörtgen bir kenarı 1, diğer kenarı 1,618 ile orantılı olarak yaratılan dikdörtgendir. Altın dikdörtgen içinden, her seferinde kısa kenar uzunluğu karenin bir kenarını oluşturacak şekildeki kareler çıkarıldığında kalan her dikdörtgen yine altın dikdörtgendir. Bu durum sonsuza kadar kendini tekrarlamakta ve ortaya çıkan karenin köşegenlerinden geçen sarmal ise bir salyangoz sarmalını vermektedir. Altın oran, Fibonacci sayıları, altın dikdörtgen ve sarmalın oransal ilişkilerinin tümü bir arada gösterilmektedir. El yazması kitap geleneğinden aktarılan, sayfa genişliği ile yüksekliği arasında kurulan 2/3 oranını barındıran bir sayfa tasarımı. Birbiri arasında ardışık ilişki bulunan Fibonacci sayıları, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 gibi, her sayının kendinden önceki sayı ile toplanması sonucu elde edilen bir sayı dizisi olup, dizideki sayılar kendisinden önceki sayıya bölündüğünde altın orana, 1,618 gittikçe yaklaşan bir sonuç elde edilmektedir. Antropometri, insan bedeninin farklı bölümlerinin boyut ve ölçümlerini konu alan bilim alanı. Sayfa düzeni, layout, insan bedeninin kontrolüne dayalı ip, bisiklet ve at üzerinde gerçekleşen akrobasi gösterileri, heyecan verici ve merak uyandırıcıdır. Yerden metrelerce yüksekteki ip üzerinde dengede durmaya çalışan akrobasi yıldızı, bedeniyle yaptığı hareketler ile hayran olunacak bir estetiğe ve koordinasyon gücüne sahiptir. Akrobatların gerçekleştirdiği grup gösterileri ise heyecanın doruğa çıktığı, nefeslerin tutularak izlendiği büyüleyici şovlardır. Gösterinin başarısı, bireysel becerilerinin yanı sıra ekip olarak birbirleriyle olan uyumlarına ve senkronize gerçekleştirdikleri zorlu hareketlerdeki performanslara da bağlıdır. Verilen bu örnekten yola çıkarak, sayfa düzeni kavramı çok sayıdaki öğenin tekil ve bir arada kullanımıyla tanımlı alan içerisinde gerçekleştirilen bir gösteriye benzetilebilir. Sözcükler, görseller, şekiller ve boşluklardan oluşan tasarım öğeleri ise tıpkı akrobatlar gibi etkileyici ve keyif veren bir düzenlemede tekil ve bir arada görev almaktadır. Bu doğrultuda her bir öğenin ayrı ayrı işlevlerini doğru biçimde yerine getirmesi ve bir arada oluşturdukları uyum, sayfa düzeninde istenilen başarının anahtarı olmaktadır. Sayfa düzeninde kullanılan tüm yapısal sistemler ise en temel biçimde matematiksel ve sezgisel özellikler taşır. Sayfanın boyutundan boşlukların hesaplanmasına, tipografinin tasarımından öğeler arasındaki hiyerarşinin belirlenmesine kadar hepsi belli bir planlamaya göre yapılır.
Mimar ve tasarımcı Charles Ames'in, Keskölö Desen, sergisi kapsamında gerçekleştirdiği Sormaca'da belirttiği gibi, tasarım, belirli bir amacın başarıyla sonuçlandırılması için öğelerin düzenlenmesi planıdır. Planlama, çoğu zaman günlük hayatımızda ciddi kararları almadan önce, sonucun başarıya ulaşması hedefiyle başvurduğumuz bir kavramdır. Konuya ilişkin olası durum senaryoları üzerine düşünüp, atılacak adımları organize ederek tüm süreci dikkatle planlarız. Bu bağlamda sayfa düzeni de yüzeyin belli bir sistem içerisinde ve tasarım ilkelerine göre kurgulanışının planlanmasıdır. Tasarlanacak yüzeye ait yapısal kararları almak, öncelikleri belirlemek ve doğru parçaları seçmek planlamanın temel evreleridir. Örneğin soldan sağa okuma yönünde tasarlanan bir sayfa düzeninde, gözün üst soldan başlayarak, orta alana ilerlediği ve sonrasında çevresel sınırlara ilişkin bir tarama yaptığı bilinmektedir. Buna göre tasarım öğelerinin sayfadaki hiyerarşit yukarıdan aşağıya bir yönelim planlanması mantıklıdır. Artık başlık, ara başlık, metin ve görsellerden hangileri tanımlı alanlarda öne çıkmalı, nerelerde geride kalmalı kararı rahatlıkla verilebilecektir. Yazı kadar görsel unsurların da biçimsel olarak doğru seçilmesi, kendi içinde yaratılan boyut veya konum farklılıkları, metin alanları ile kurduğu ilişkinin hesaplaması sayfa düzeninde önem taşımaktadır. Tasarımda yer alacak fotoğraf, resimleme gibi görsellerin sayfa içerisinde nasıl kullanılacağı, ne şekilde okurun dikkatini çekip, hafızasında yer edeceği temelindeki tercihler, tasarımcının vereceği önemli kararlardır. Karşılıklı sayfalarına yer verilen örnekteki dergi tasarımlarında, sağ sayfalar reklam veya ara kapak olarak düzenlenmiştir. Sayfadaki görsellerin büyük boyuttaki kullanımı aynı zamanda, gözün ilk temas kurduğu sağ sayfanın, verso, sol sayfadan, recto, önce dikkat çektiği bilgisine dayanarak çarpıcı bir etki yakalamak için tercih edilmiştir. Sayfanın basıldığı kağıdın türü, gramajı ve boyutu kararı bile planlanan özel tasarım çözümlerine veya sayfanın ağırlıklı hangi öğeleri, yani metin ve görsel gibi, barındırdığına bağlı olarak tasarıma etki edebilmektedir. İçeriğin nasıl okunacağı, tasarıma nereden giriş yapılacağı, bilgi akışının nasıl devam edeceği, görsel unsurların birbiriyle ve okur ile ne şekilde etkileşimde bulunacağı gibi sayfa örüntüsüne ait kararlar, ancak sayfa yapısına uygun doğru bir planlama ile alınabilir. Tasarımın sağlam temeller üzerinde yükselmesi ve tasarımcının sayfa tasarımına ait öğeleri en uygun biçimde kurgulaması böylece mümkün olacaktır. Yaratılacak dinamik görsel kompozisyonlar sayesinde ise bilginin yaratıcı, ilgi çekici ve göze rehberlik edecek biçimde sunumu elde edilecektir. Recto sayfanın ara kapak veya reklam sayfaları olarak kullanımına örnek dergi tasarımları. Belirli iletişim hedeflerine ulaşmak amacıyla tanımlı alandaki tasarım unsurlarının, birbiriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesine sayfa düzeni, layout denir. Tasarımda karşılıklı gelen sayfalardan soldaki sayfa verso, sağdaki sayfa recto adını alır. Soldan sağa okuma yönündeki çoklu sayfalara sahip çalışmaların başlangıç sayfası daima sağ sayfadır ve sayfa numarası olarak tek sayıları 1, 3, 5 gibi alır. Metin ve boşlukların düzenlenmesi, yazı karakteri ve büyüklüğü, sayfa tasarımında metin düzenlemesine ait birbirinden ayrılamaz unsurlardır. Bu öğeler için belirlenen değerlerin herhangi birindeki değişim, satırların uzunluğundan sütunlardaki metin yoğunluğuna kadar, yazı düzeninin tamamında değişime sebep olur. Dolayısıyla tasarlanan bir metin bloğunun puntosu aynı kalmasına karşın, kullanılan yazı karakteri değiştirildiğinde sıralı harflerin kapladığı alana bağlı olarak satır uzunluğu ve sütun ölçüsü değişecektir. Lorem Ipsum ile hazırlanan örnekte, soldaki metin 12 punto Times New Roman yazı karakteri, sağdaki ise 12 punto Garamond Pro yazı karakteri ile oluşturulmuştur. Görsel olarak birbirine çok yakın bu iki yazı karakteri aynı ölçüde düzenlenmesine karşın, anatomilerindeki yapısal farkları sebebiyle fiziksel olarak aynı yeri kaplamazlar. Bunun sonucunda yazının sütun içerisinde kapladığı alanın değişmesi, metin alanının yeniden düzenlenmesi ihtiyacını doğuracaktır. Satırların en rahat okunabildiği uzunluk, ortalama 6 karakterden oluşan 5-7 kelimeyi barındırır. Daha uzun satırlar daha geniş alanlara ihtiyaç duyar. Sütunların genişliklerinden, sütunun içerisindeki harf, kelime, satır aralıklarına kadar birçok değer bu çerçevede verilir. Belirli bir yazı karakterine ait en ideal satır uzunluğunu belirlemek için kullanılan pratik yöntemlerden biri, yazı karakterine ait küçük harflerin oluşturduğu alfabenin genişliğinin 2 katıyla çarpımıdır.
Elde edilen değerin satır uzunluğuna uygulanması sonucu, yazı sütunu içindeki en okunabilir satır uzunluğu elde edilir. Lorem ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan, dengeli harf dağılımları sayesinde okunabilir yazı blokları yaratan, anlamı olmayan, mıgır, dolgu metinleridir. Aynı ölçülerdeki iki metinden soldaki Times New Roman yazı karakteri ile sağdaki Garamond Pro yazı karakteri ile oluşturulmuştur. Bu iki çok benzer yazı karakteri anatomik farklılıkları nedeniyle, sütun bloğu içinde aynı alanı kaplamazlar. Okunabilir satır uzunluğu ölçüsünün belirlenmesine yönelik kullanılan iki kat yöntemi örneği. Boşluk düzenleme biçimleri. Tipografide boşluk kavramı, paragrafları meydana getiren satırlardan, söz gruplarını oluşturan kelimelere ve onların en küçük birimi olan harflere kadar birçok alt başlıkta incelenir. İster harf arası isterse kelime arası boşluktan bahsedelim, doğru boşluk düzeni yazının daha iyi görünmesinin yanı sıra okunurluğunu da etkiler. Çok temel olarak harf arası boşlukların oranı arttığında, bir satırın barındırdığı harf karakter sayıları da aynı oranda azalacaktır. Tasarımcının tercihine göre yoğunluğuna karar verilen bu boşlukların düzenlenmesinde, en temel öncelik metnin okunabilirliğidir. Boşluklara bağlı olarak satırların oluşturduğu gri renk değerinin artması azalması, paragrafların oluşturduğu yazı alanının yoğunluğunu da etkileyecektir. Örnek metin alanlarında, soldan sırayla normal satır arası boşluk, geniş satır arası boşluk ve geniş harf arası boşluk uygulanmış satırların yarattığı gri alanların yoğunluk farkı görülmektedir. Çoğumuzun doğru kullandığını sandığı temel yazım kurallarına ait boşlukların kullanımı da tasarımda boşluk düzenlemesi içinde yer alır. Yazılı metinlerde sık yapılan bir hata olarak, kelimelerin arasına birden fazla boşluk bırakılması, yaratılan negatif alanlar sebebiyle metnin sahip olduğu pozitif alan dokusunu bozacaktır. Bu durum hoş olmayan bir görsellik yaratmasının yanı sıra, okunurluğu da etkileyecektir. Doğrusu kelimeler arasında yalnızca bir boşluk bırakılmasıdır. Sıkça yapılan diğer bir hata ise, cümle içindeki nokta, virgül, üç nokta vd. Noktalama işaretlerinin öncesi boşluk kullanılmasıdır. Noktalama işaretlerinin görevi kendinden önceki sözcük veya cümleden ayırımdır. Bu işaretlerin öncesinde kesinlikle boşluk bırakılmaz, sonrasında ise yalnızca bir boşluk bırakılır. Yazım kurallarına ilişkin boşlukların denetimi için, tüm kelime işlemci programların metin düzenleme menüsünde bulunan paragraf sembolü kullanılabilir. Bu karakter etkinleştirildiğinde, yazı alanındaki paragraf başı sonu ve kelimeler arası bırakılan boşluklar görünür hale getirilir. Baskıda çıkmayan ve sadece ekranda beliren bu uyarılar, sayfa içerisindeki paragraf ve boşlukların kontrolünde kullanılır. Metin üzerinde boşluk düzenlemeleri, sol, normal satır arası boşluk, orta geniş satır arası boşluk ve sağ geniş harf arası boşluk düzenlemesi. Paragraf sembolü karakterinin etkinleştirilmesiyle metindeki boşlukların kontrolü amacıyla, görünür duruma gelen kelime boşlukları ve satır sonları. Paragraf boşluğu düzeni, bir yazı bloğu içerisinde farklı konulara vurgu yapabilmek amacıyla metin gruplarından sonra bir satır boşluk verilerek, paragraf boşluğu kullanılabilir. Kimi zaman hatalı şekilde paragraf boşluğunun birden fazla bırakılması, metnin oluşturduğu gri alanların parçalanıp düzensiz ve tanımsız negatif alanların oluşmasına sebep olur. Metin içerisinde girinti kullanımı da boşluk düzenlemesinde yer alır. Metnin geneli içerisinde soldan ve sağdan girinti ile sağlanan asılı paragraflar, özellikle alıntı yapılan veya öne çıkarılması istenen söz gruplarında kullanılır. Paragraflarda satır sonu ve satır başı arasındaki ilişkiyi kurup, okurun metindeki başlama noktasını daha kolay fark etmesi amacıyla kimi zaman ilk satır girintisi tercih edilebilir. Yalnızca ilk satırın içeri girinti biçiminde kullanıldığı bu düzenlemelerde, paragraf blokları arasında boşluk verilmez. Aynı metne paragraf boşluğu verilen, sol ve paragraf boşluğu olmadan, sağ ilk satırın yapıldığı düzenlemeler. Harf arası boşluk düzeni. İki karakter arasındaki boşluğun düzenlenmesi söz konusu olunca, harfler arasına eşit birimdeki ölçünün verilmesi ile elde edilen boşluğun yeterli olduğu düşünülebilir. Oysaki karakterler sahip oldukları farklı anatomik yapılar gereği, aynı olmayan iç ve dış boşluklara sahiptir. Örneğin O harfinin iç boşluğu, A harfinin iç boşluğundan farklı olduğu gibi büyük ve küçük harflerin iç boşlukları da aynı değildir. Bunun yanı sıra bir harfin diğer harf ile birlikte oluşturduğu negatif alanların düzenlenmesi de zaman zaman özel ilgi gerektirebilir.
İşte bunun gibi durumlarda sayfa tasarımı programlarının yazı karakterine ilişkin menüsünde yer alan, harf arası boşluk, düzenlemesi kullanılır. Bu düzenlemeyi yaparken karşımıza önemli iki kavram, kerning ve tracking çıkar. Tracking, letter spacing, metnin genel yapısında, harfler, kelimeler ve satır boyunca, var olan boşluklarda görsel bir sıkışıklık veya gevşeklik sağlar. Kelime işlemci programların otomatik belirlediği harf arası boşluk değerinin yanı sıra, karakterlerin yapısına uyan ve tasarımcının belirlediği boşluk değeri kadar arttırılıp, azaltılabilir. Harf arası boşluk düzenlemesi yapıldığında yazılı alanların ilk haliyle sonrası arasında, paragraflar, sütunlar hatta sayfalar boyutunda değişimler olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca gereğinden az kullanılan harf arası boşluklar kadar fazla boşluk, sözcüklerin algılanmasında görsel sıkıntıya sebep olacaktır. Metin içerisinde yer alan harflerin tümünün küçük veya tümünün büyük kullanılması da harflerin zemin ile oluşturacağı negatif, pozitif boşluk nedeniyle, sözcüğün algılanırlığını doğrudan etkileyen bir faktördür. Harf arası boşlukların düzeni, yazı karakteri, yazının boyutu, satır ve veya sütunların genişliği gibi birçok parametreye göre yapılır. Gerekli durumlarda zemin rengine bağlı olarak da okunurluk açısından tracking uygulanabilir. Örnekteki görselde beyaz zemin ve koyu renk zemin üzerindeki metinde, farklı harf arası boşluk tracking değerlerinin etkisi görülebilir. Her iki zemindeki yazılar için harf arasına, soldaki karelerde -20 harf arası boşluk değeri, ortadaki karelerde herhangi bir değer verilmemiş, sağdaki karelerde ise +20 boşluk değeri verilmiştir. Açık renk ve koyu renk zemindeki yazı alanlarına verilen sırasıyla +20, 0, -20 harf arası boşluk tracking değerlerine göre yazının algılanırlık değişimi. Kerning, belirli bir harf çiftinin varsayılan karakter aralıklarına el ile müdahale edilmesidir. Otomatik olarak eşit uygulanan boşluk değerlerinin, belirli harf kombinasyonlarına uygun olmaması ve kötü görüntülerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Harfler arasındaki aralıkların daha tutarlı görünebilmesi için yapılan bu ayarlama ile harfler arasında eşit boşluktan çok, görsel olarak daha doğru algılanan bir boşluk düzenlemesi hedeflenir. Bazı harf çiftlerinin birlikte kullanımlarında, anatomik yapılarından dolayı boşluk değerlerinde belirgin sorunlara neden olabilir. Çoğunlukla büyük puntolardaki sözcüklerin yer aldığı afişler, gazete manşetleri, başlıklar, tekil sözcüklerden oluşan logolar veya bannerlar gibi görünür tipografilerdeki düzenlenmemiş harf arası boşluklar daha çok göze çarpacaktır. Kerning, harf arası boşluk, yapılması gereken özel durumlardan başlıcaları şunlardır. Tümü büyük harf kullanımlar başta olmak üzere, A, K ve W, Y gibi eğik harfler, F, L, T gibi barı ve kolu olan harfler, birlikte oluşturdukları harf kombinasyonları sıklıkla özel düzenleme gerektirir. Belirtilen bu harfler kelimenin başında, sonunda olabileceği gibi ortasında yer aldığı durumlarda her iki yanındaki diğer harf ile yarattıkları, yeni iç ve dış boşluklar mutlaka yeniden gözden geçirilmelidir. Örnek tavan. Tümü küçük harflerden oluşan kelimelerde yapısal benzerlik ve farkları olan karakterlerin bir arada kullanımları zaman zaman boşluk düzenlemesi gerektirebilir. Örneğin düz kenarlı karakterler T, L, dairesel yapıdaki karakterler O, U, kendi veya diğer türler ile birlikte kullanıldıklarında farklı boşluk düzenine sahip görünürler. Tavan sözcüğü için kerning ayarı yapılmadan önceki, sol ve yapıldıktan sonraki, sağ hali. Telefon sözcüğü için kerning ayarı yapılmadan önceki, sol ve yapıldıktan sonraki, sağ hali. Aynı ölçüdeki metrik üst ve optik alt karakter aralığı ölçüsü verilen vekalet sözcüğüne ait düzenleme. Metin düzenlemesinde yazı için belirlenen boyutun değişimi karakterler arasındaki boşluğun yeniden düzenlenmesini gerektirir. Harfler farklı büyüklüklerde, göz ile başka bir etkileşim algısı yaratırlar. Karakter aralığı dikkatle düzenlenen 72 punto boyutundaki bir manşetin yazı boyutu 36 puntoya düşürüldüğünde, tüm karakter aralığı düzeni değişeceğinden boşluk ayarlamasının yeni baştan yapılması gerekecektir. Dar boşluk düzenlemesine sahip metinlerin küçük boyutlarda okunması güçtür. Hatta çoğu harflerin birbirine fazla yakın olması, karakterlerin üst üste binmesine veya yapışarak yeni formların oluşmasına sebep olabilir. Tasarıma özel bir tercih değil ise fazla dar veya geniş bırakılan boşluklar okunurluk sorununa yol açacaktır. Sayfa tasarımı programlarında ilgili menülerde bulunan metrik karakter aralığı ve optik karakter aralığı kavramları hakkında temel bilgi sahibi olmak faydalı olacaktır.
Metrik karakter aralığında font tasarımcısının yazı tipi için belirlediği ve dosyasında yerleşik olan karakter aralığı tabloları sistem tarafında kullanılır. Optik karakter aralığında ise yazı tipinden bağımsız program tüm karakterlerin şekillerini değerlendirip, hesaplaması sonucunda kendi başına yaptığı otomatik ayarlamadır. Satır arası boşluk düzeni, line spacing, leading. Geleneksel baskıda kullanılan metal dizgide, bir sütunu oluşturmak için yazı satırları üst üste konurdu. Satırlar çok yoğun görünüyorsa, metnin daha kolay okunabilmesi için satırlar arasına, kurşun şeritlerden, oluşan ek satır boşlukları eklenirdi. Yazının olduğu metal blokların yüksekliğinden daha alçak olan bu kurşun şeritler baskıda çıkmaz, yalnızca yazı tipi satırlarını ayırmakta kullanılırdı. Geçmişte bu işleme adını veren leading sözcüğü, günümüzde satır arası boşluk düzeni için kullanılmaktadır. İki satır arasındaki boşluk ölçüsü, alttaki satırın zemin çizgisinden, baseline üstteki satırın zemin çizgisine kadar olan yüksekliği tanımlar. Satırlar arasındaki boşluk arttığında, metin blokları sayfada daha açık renkte algılanır ve yazılar daha kopuk görünür. Dolayısıyla boşlukların gereğinden fazla arttırılması, tıpkı azaltılması durumunda olduğu gibi metnin zor okunmasına sebep olacaktır. Örnekteki görselde, metin alanı için seçilen 14 punto yazı ölçüsü için farklı satır arası boşluk değerlerine sahip düzenlemeler bulunmaktadır. Yazı büyüklüğü, satır arası boşluk biçiminde gösterilen bu değerlerden, 14-18 biçimindeki gösterim ise yazının büyüklüğünün 14 punto, satır arası boşluğun 18 punto olduğunu belirtir. Satır aralığı, bir metnin görünümünü büyük ölçüde etkiler. Metin bloklarında kullanılan satır arası boşluk değeri, yazı için seçilen boyuttan artı 2 birim fazla verildiğinde, daha dengeli ve rahat okunabilen bir düzenleme sağlanacaktır. Formüle edilmesi önerilmeyen bu hesaplamada belirtilen değer, her fontun, m kare, cinsinden karakterlerinin kapladığı alanın farklı olabilmesi sebebiyle değişebilir. Örneğin tırnaklı bir yazı karakteri ile 12 punto düzenlenen bir metin için rahat okunabilir satır arası boşluk 14 punto verilebilir. Fakat aynı değerlere sahip bir metin, tırnaksız, sans serif, yazı karakteri ile düzenlendiğinde satır arası boşluk görüntüsünde farklılığa sebep olacaktır. Kelime arası boşluk düzeni, harfler arasındaki boşluk gibi kelimeler arasındaki boşluğun gerekli durumlar için dar, geniş veya normal boşluk düzeninde ayarlanmasıdır. Belirlenen alan içerisindeki yazının rahat veya sıkı biçimde düzenlemesine olanak sağlar. Düzenleme sırasında bırakılan boşluğun, tanımsız negatif alanlar oluşturmayan bir görselliğe sahip olması ve metnin rahat okunmasına katkı sağlaması temel hedeftir. 14 punto büyüklükteki bir metnin satır aralıkları ve okunurluk ilişkisi, soldan sağa yazı büyüklüğü, satır arası boşluk oranları, 14-12, 14-14, 14-18. 12 punto yazı büyüklüğü ve 14 punto satır arası boşluğa sahip yazı alanında, yazı karakterinin noto serif, soldaki ve noto sans, sağdaki olarak seçilmesiyle değişen boşluk algısı. Bloklama, alignment. Bloklama, hizalama, metinlerin düzenlendiği yazı alanı içerisindeki yatay ve dikey konumlarını belirtir. Yatay bloklama biçimleri için soldan blok, ortadan blok, sağdan blok ve her iki tarafa yaslı, tam blok ifadelerini kullanırız. Dikey bloklama biçimleri ise metin yazı alanındaki konumuna göre üste, ortaya, alta ve tam blok şeklinde ifade edilir. Soldan bloklama, okuma yönü soldan sağa olan dillerde kullanılıp satır başlarının soldan aynı dikey noktaya yaslandığı, satır sonlarının ise serbest bırakıldığı düzendir. Satır sonlarındaki girintili çıkıntılı yapı ile göz bir alt satır başını kolaylıkla yakalar, böylece daha hızlı ve rahat bir okuma sağlanır. Sağdan bloklama, satırların sağa yaslı diğer yönde serbest bırakıldığı biçimdeki düzendir. Sayfa kenar boşlukları içerisinde vurgulanmak üzere alıntılanan söz gruplarında, ana ve ara başlıklarda tercih edilir. Ortadan bloklama, satırların tam ortadan düşey bir hat üzerinde düzenlenmesidir. Metni oluşturan satırların başlangıç ve bitiş noktalarının farklı oluşu, satırlarda her iki yönde girintilere sebep olur. Gözün bu girintileri takip edebilmesi zor olduğundan, uzun yazı bloklarında değil ancak şiir gibi daha kısa metinlerde veya bazı başlık biçimlerinde tercih edilir. Her iki tarafa yaslı veya tam blok olarak da isimlendirilen bu biçimde, tüm satırlar soldan ve sağdan aynı doğrultuda keskin biçimde hizadadır. Tam blok metinlerde oluşan yekpeyir gri alan sebebiyle, diğer bloklama biçimlerine göre okunurluk açısından daha hantal bir yapıya sahiptir.
Özellikle uzun metinlerin olduğu romanlarda, tezlerde, gazete sütunlarında ve bazı web sayfalarında göze çarpar. Sol baştan sırasıyla, blok ızgara, sütun ızgara, modüler ızgara, hiyerarşik ızgara sistemleri. Blok ızgara yapısındaki, geniş marjinlere sahip bir kitabın sayfa görüntüsü ve ızgara sistemine ait çizim. Sırasıyla yatay bloklama, üst sıra soldan, ortadan, sağdan ve her iki tarafa yaslı bloklama biçimi, dikey bloklama alt sıra üste, ortaya, alta ve tam blok biçimlerine göre metin düzenlemeleri. Metin içerisinde nehir oluşumu, sol tam blok düzeninde tireleme yapmak orta veya düzenleme biçiminin sola blok şeklinde, sağ değiştirilmesi sonucu nehir oluşumundaki değişimler. Son yıllarda iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle geleneksel medya olarak tabir edilen basılı gazetelerde internet ortamında habercilik yapmaya yönelmiştir. Basılı gazetelerin hemen hemen hepsinin birer web portalı, internet haber sitesi bulunmaktadır. Bunların dışında basılı olmayan ve haberciliğini sadece web üzerinden sürdüren birçok haber sitesi de yayın yapmaktadır. Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte yaygınlaşan sosyal medya aynı zamanda haber kaynağı olarak kullanılmaktadır. Geleneksel medyadan yeni medyaya bir haber dönüşümünün gerçekleştiği açıkça görülmektedir. Dijital haber mecralarının metin, ses, görüntünün bir arada olduğu düzenlemeleri, yer ve zaman sınırının ortadan kalkması, arşivleme özelliği sayesinde geçmişe dönük içeriklere ulaşabilme kolaylığı, etkileşime olanak sağlaması, üretim maliyetlerinin düşük tutulabilmesi gibi özellikleriyle geleneksel mecralara önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Haberin dijital mecralara taşınması ile birlikte, içeriği okutma biçimlerinde mizampaja dayalı bir farklılaşma da kendini göstermiştir. İnsan zihninde bir yaratıcılık süreci sonucunda oluşan fikir ya da formların gerçek dünyaya hizmet eden birer ürün haline getirilmesi olarak tanımlanan tasarım kavramı bir yaratma sürecidir. Bu anlamda Fransızca, la mise en page'ın dilimize yerleşmiş biçimi olan sayfa tasarımı veya sayfa düzeni yazıların, şekillerin önem sırasına göre okurun ilgisini çekecek biçimde yüzey üzerindeki düzenlenmesidir. Sayfa tasarımının esas amacı mesajın hedef kitleye başarılı bir şekilde iletilebilmesi ve dolayısıyla okurun gözünün ilk mesaja takılmasını sağlamaktır. Sayfa tasarımının okuru yazıya, metne çekip okutabilmesi için mümkün olan en estetik, etkili ve çekici yapıda olması gerekmektedir. Haberin sunumunda iki önemli öğe olan, okunurluk ve okuturluk kavramları da haberin kendisi kadar önemlidir. Yazının okunabilmesinde tipografinin tasarımına bağlı olarak, okunurluk kavramı öne çıkarken, fotoğraf, resimleme, illüstrasyon ve metinlerin sayfada nasıl yer alacaklarına bağlı olarak ise okuturluk kavramı ön plandadır. Bu çalışma ile geleneksel medya temsilcisi olan gazetelerdeki haber mizampajının, yeni medya internet gazeteciliğindeki dönüşümü Hürriyet Gazetesi ve hurriyet.com.tr adresi üzerinden incelenmiştir. Bu incelemede veri toplama tekniği ile içerik taraması yapılarak analiz yöntemi olarak betimsel analizden yararlanılmıştır. Hürriyet gazetesi ile internet uzantısı olan hurriyet.com.tr'nin 27 Mart-6 Nisan 2018 tarihleri arasında yayınlanmış amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen 30 haberinin analizi yapılarak, sayfa tasarımının nesneleri olan başlık, gövde metni, sütun yapısı, görsel kullanımı ve tipografisine özel yazı karakteri, yazı büyüklüğü, yazının biçimi gibi unsurlar karşılaştırılarak farkları sunulmuştur. Haberlerin mizampajında önemli rol oynayan bu unsurlar ve sayfa tasarımı bağlamında, gazetenin basılıdan dijital ortama geçiş sürecinin aşamalarındaki farklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sayfa tasarımında ızgara, grid sistemi. Sayfa düzenlemesine ilişkin herhangi bir tasarım sorununun çözümü, tipografik öğelerin işlevsel ve görsel açıdan estetik biçimde başarılı organize edilmesi temeline dayanır.
Metin alanları, başlıklar, tablolar, şekiller, görseller ve diğerleri verilmek istenen mesajın en doğru biçimde aktarılabilmesine hizmet etmek üzere düzenlenir. Bu öğelerin belli bir sistem çerçevesinde belirlenen alan üzerinde yerleştirilmesine olanak sağlayan ızgara, grid ise, tasarıma düzen ve netlik kazandıracaktır. Izgara sistemi, tasarımcının zamanını verimli şekilde kullanabilmesi, farklı çeşitlilikte kompozisyonlar oluşturabilmesi ve tasarımın genelinde tutarlılık sağlamasına yardımcı bir araçtır. Izgara, sayfa üzerinde metin ve görüntü öğelerinin nasıl yerleşeceğine kılavuz oluşturması amacıyla, tüm alanın yatay ve dikey çizgiler ile belirli bir sistemde bölümlenmesidir. Görsel öğelerin çatışması yerine etkileşime girecek şekilde düzenlenmesini sağlayan ızgaralar, antetli kağıttan broşüre, afişten web sayfasına kadar her çalışma türü için kullanılabilir. Matematiksel hesaplama ile oluşturulan ızgara sistemi, tasarımcıya rehberlik eden adeta bir güvenlik ağı rolündedir. Güçlü bir tasarım kimliğinin oluşturulmasında ve sürdürülebilmesinde etkin bir yardımcıdır. Başarılı bir ızgara sistemi, üzerine inşa edilen tasarımın yaratıcısından bağımsız şekilde uygulama devamlılığına olanak verir. Örneğin yeni yayın hayatına başlayan bir derginin özgün tasarımı için geliştirilen doğru bir ızgara sistemi ile yıllar boyunca aynı tasarım dili sorunsuzca sürdürülebilir. Bunun yanı sıra ızgara, birden fazla kişinin görev yaptığı çok parçalı ve büyük boyuttaki çalışmalarda ekip içerisinde aynı tasarım dilinin korunması ve işbirliği yapılabilmesine de olanak sağlar. Izgaranın bir düzen sistemi olarak kullanımı belirli bir zihinsel tutumun ifadesi ve aynı zamanda tasarımcının eserini geleceğe yönelik kaygılara sahip biçimde kurguladığının göstergesidir. Tasarımcının çalışmasının açıkça anlaşılır, nesnel, işlevsel ve matematiksel düşüncenin estetik kalitesine sahip olduğunu gösterir ve bu tavır profesyonel ahlakın ifadesidir. Izgara yapısının kullanıldığı bir derginin masaüstü ve mobil cihazlara yönelik düzenlemesi. Izgara mimarisi. Izgara, sayfa tasarımına sistematik bir düzen getirmektedir. Kullanıcının, sayfada gezinmesini kolaylaştırarak, bilgi türlerini ayırt edebilmesine yardımcı olur. Bilginin düzenli aktarımından kaynaklanan içeriğe inanırlık katar ve güven uyandırır. Bu sistematik düzenin oluşturulması amacıyla tasarlanan ızgaranın hangi çeşidi olursa olsun, yapısal parçaları en temel biçimde, sayfa kenar boşlukları, margin sütunlar, satırlar, sütun boşlukları ve modüllerden oluşmaktadır. Izgaraya karakteristik yapısını veren bu öğelerin nasıl düzenleneceğine ilişkin tasarımcının yapacağı seçimler, sayfa tasarımının görsel yapısına da etki eder. Sayfa kenar boşlukları, margin, sayfa kenarı ile metin ve görsellerin oluşturduğu içerik arasındaki çevrelenen negatif alandır. Kenar boşluklarının tüm sayfadaki oranı, kompozisyon içindeki dinamiklere etkisi sebebiyle önemlidir. Dipnot, üst bilgi, alt bilgi dahil olmak tüm ikincil seviye bilgilerin yerleştirilmesi için kullanılabilir. Geniş kenar boşlukları, izleyiciyi tasarımın pozitif alanlarına yönlendirmesinin yanı sıra sayfa içeriğini kenarlardan uzak tutarak baskı sürecinde hatalı kağıt kesiminden doğabilecek sorunları da engeller. Tekil tasarlanan sayfalarda kenar boşlukları belirtilirken sayfanın yönüne göre sağ, sol, alt ve üst margin, karşılıklı sayfa biçimindeki çalışmalarda ise dış, iç, alt, üst margin terimleri kullanılır. Sayfa çevirme eyleminde en çok kullanılan yer olması sebebiyle, sayfanın sol ve sağ kenar boşluklarına başparmak alanı, thumb space olarak da bilinir. Sayfa içerisindeki yoğunluktan ayrıldığı zamanlarda ve sayfa değişimlerinde göz için dinlenme yeri olarak da kullanılmaktadır. Böylece okurun dikkatini toplamasına ve içeriye odaklanmasına yardımcı bir rolü de üstlenmektedir. Sütunlar, clamps. Metinler ve görsellerden oluşan içeriği barındıran, yukarıdan aşağıya uzanan dikey bölümlerdir. Sütunların içeriklerinin birbirine müdahale etmesini önleyen, sokak isimli dar, dikey boşluklar ile ayrılırlar. Bazı yazılımlarda bu boşluklar için oluk tabiri de kullanılır. İçerikteki bilgi türüne ve ızgara yapısına göre, hepsi aynı veya hepsi farklı genişliklerde birden çok sütun kullanılabilir. Bir ızgarada ne kadar çok sütun bulunursa, ızgaranın esnekliği artar ve sayfa tasarımında farklı çözümlere olanak sağlar. Satırlar, rows, ızgaradaki ikincil organizasyon öğesidir. Sütunlar arasında yatay olarak çalışır ve öğelerin sütunlar arasında hizalamasına olanak tanırlar. Tıpkı sütunlar gibi birden fazla satır olabilir ve boyutları değişkendir. Satırlar arasında da ince, dar boşluklar ile birbirine müdahalesi engellenir.
sütun boşluğu, gutters, sütunları ve satırları ayıran, yazı alanlarının üst üste binmesini engelleyen beyaz boşlukların oluşturduğu kanallardır. Bu boşlukların genişliğine yönelik yaklaşık boyutlar, en temel biçimde gövde metnin satır aralığına veya satır taban çizgisi hizalama aralığına eşittir. Ayrıca karşılıklı sayfalarda sol ve sağ sayfanın birleştiği iç kısımda kalan, cilt payı için bırakılan boşluklara da iç boşluk, central gutter ismi verilir. Bu boşluk alanı kitap, dergi, katalog gibi çok sayfalı tasarımlarda, sayfaları bir arada tutan ciltlemeyi gizlemesi sebebiyle önemlidir. Çalışmada uygulanan ciltleme tekniğinin çeşidine göre boşluğun kapladığı oranda değişkenlik gösterir. Ciltlemeden kaynaklı sayfaların açılma zorluğu veya parçalanma endişesiyle, yazı veya görüntünün iç boşluk alanına çok yakın yerleştirilmesi önerilmez. Modüller, modules. Sayfa düzeni içerisinde belirli aralıklarla oluşturulmuş, sütunlar ve satırların kesişimi ile oluşan bağımsız birimlerdir. Izgara sisteminin temel yapı taşıdır. Çok sayıdaki modüle bölünmüş bir ızgaranın, tasarımın küçük alanlar ile sınırlandıracağı düşüncesi hatalı bir yaklaşımdır. Modüllerin artması, metin ve görsellerin yerleştirilmesinde seçeneklerin çeşitleneceği anlamına gelecektir. Birimler küçülerek çoğaldıkça, tasarımda esneklik yaratacaktır. Örneğin, 6 satır ve 6 sütundan oluşan bir ızgara, 36 modülden oluşan bir yapıyı barındırır. Gerekli durumlarda bu modüllerin birkaçının birleştirilmesi ile farklı boyutlardaki değişken yeni alanlar kolayca tanımlanabilir. Akış çizgisi, flow line, sayfayı yatay uzamsal bölümlere ayırır ve görsel öğelerin yerleşimi için ek hizalama noktaları oluşturur. Tasarımcının sayfa boyunca ve aşağısında tutarlı bir hizalama oluşturmasına yardımcı olan kılavuzlardır. Akış çizgileri, görsel öğelerin yatay konumlarını ve sütun kenarları boyunca nasıl yükselip alçaldıklarını belirler. Izgara yapısı, en temel olarak kenar boşlukları, margin sütunlar, satırlar, oluklar ve modüllerden oluşmaktadır. Izgara çeşitleri, en temel biçimde ızgara çeşitleri, blok ızgara, sütun ızgara, modüler ızgara, hiyerarşik ızgara olarak ayrılır. Kullanım amacına veya tasarımın türüne göre ızgara türleri değişkenlik gösterebilir. Örneğin bir web sayfası tasarımında metin alanı ve kenar boşlukları için tekil ızgaradan yararlanılırken, basılı bir gazete için manşet, başlık, sütun ve sütun arası genişliklerin hesaplandığı daha karışık olan modüler ızgara tercih edilir. Blok ızgara, tek sütunlu ızgara veya el yazması ızgara olarak da adlandırılan blok ızgara, en sade ızgara yapısıdır. El yazması kitap geleneğinin, erken dönem kitap basımına dönüşen yapısından ismini alan bu ızgara türü, temel olarak gövde ve sayfa kenar boşlukları olmak üzere iki ana yapıya sahiptir. İçeriğin planlandığı gövde alanı ve gerekli durumlarda bölüm başlığı, dipnot, sayfa numarasının yer alabildiği kenar boşlukları ile çevrelenmektedir. Tüm ızgaralar arasında en yalını olup kitap, makale gibi metin blokları ve web sayfaları gibi sürekli metin akışına sahip içeriklerde tercih edilir. Metnin düzenleme alanının tek bir sütundan oluşması, kullanılan görsellerin büyüklüklerinin sütun genişliğinde ve metnin blok halde olması nedeniyle esneklikten uzaktır. Basit gibi görünen blok ızgarada, tasarımcının vereceği en önemli karar, görsel açıdan ilgi çekici ve beraberinde uzun süreli rahat okumanın sağlanabilmesidir. Sayfalar boyunca rahat okumanın sürdürülebileceği uygun satır uzunluğunun belirlenmesi, metin bloğunun genişliği ve kenar boşlukları arasındaki denge matematiksel olarak dikkatle hesaplanmalıdır. Eğer satırlar fazla uzun ise, metin alanı sayfa kenarına yaklaştığı için okuma zorlaşır, kenar boşluklarının daralması yüzünden dikkat dağılması ve sayfa çevirmede zorluklara neden olabilir. Geniş kenar boşlukları ise yazının etrafında daha fazla beyaz alan sağladığı için, gözün metin alanına daha çok odaklanmasına ve gerektiğinde gözün dinlenmesine olanak verecektir. Sol baştan sırasıyla, blok ızgara, sütun ızgara, modüler ızgara, hiyerarşik ızgara sistemleri. Blok ızgara yapısındaki, geniş marjinlere sahip bir kitabın sayfa görüntüsü ve ızgara sistemine ait çizim. Sütun ızgara. Sütun ızgaralar, çok sayıdaki parçalı öğenin birden fazla sütun ile düzenlenmesine olanak sağlar. Sürekli olmayan yazı alanları veya çok sayıda alt bölüme, makaleye ayrılmış metinler için kullanılır. Gazete, dergi, faaliyet raporu, katalog gibi tasarımlarda sıklıkla sütun ızgara biçimi tercih edilir.
Sayfada yer alan sütunların sayısı ve sütunların genişliği, sayfa boyutuna, metnin içerik yapısına, yerleştirilen görsellere, tablolara ve şekillere bağlı olarak değişebilir. Sütun genişliği doğrudan okunabilirliği etkilemesi sebebiyle belirleyici bir rol üstlenir. Metinlerin kısa satırlardan oluşan dar sütunlara bölünmesi, satırların sürekli kesilmesi nedeniyle okuma güçlüğüne ve muhtemel nehir oluşumuna zemin hazırlar. Sütun genişliklerinin fazla olduğu, uzun satırlardan oluşan düzenlemelerde ise satır sonu ile ardışık satırların başlangıcı arasındaki ilişkiyi kurmak zorlaştığından, okuma hızı ciddi oranda azalacaktır. Metnin uzunluğuna ve boyutuna göre belirlenecek sütun genişliği, satırların daha rahat okunmasını, metnin bir sütundan diğerine sorunsuz şekilde akışını ve takip edilebilirliği sağlayacaktır. Sütunlar arasında bırakılan boşlukların ise, metin ve görsellerin üst üste binmesini engelleyecek ölçüde mesafe yaratması yeterlidir. Belirlenen ara boşlukların, tüm sayfa boyunca orantılı ve tutarlı olması gerekir. Sütun arası boşluklar, oluklar için x birim ölçüsü verilmiş ise, sayfa kenar boşlukları için 2x birim genişlikteki ölçünün belirlenmesi uygun olacaktır. Sayfa kenarı boşluklarının sütunlar arasındaki boşluklardan geniş tutulması, gözün içe doğru odaklanmasını sağladığı için sütun ile sayfa kenarları arasındaki gerilimi azaltır. Kılavuz niteliğindeki bu oransal ilişki zorunlu değildir ve tasarımcılar sütun genişliği, sütun ara boşlukları ve sayfa marjı oranlarını görsel düzenlemeye uygun ölçüde ayarlamakta özgürdür. Modüler ızgara. Yalnızca dikey yöndeki düzenlemeye odaklı sütun ızgarası yeterli olmadığında, farklı yönlerde ve organize edilecek çok sayıda öğe bulunduğunda ise modüler ızgara tercih edilir. Bu ızgaralar ismini sütunları satırlara bölen eşit boyutlu modüllere sahip olmasından ve dama tahtasını anımsatan bir hücre matrisine benzemesinden alır. Her modül belirli bir bilgi alanını, modüllerin birlikte gruplandırılması belirli görevlerin atanabileceği uzamsal bölgeleri tanımlar. Izgara sisteminin kontrolü modüllerin boyutuna bağlıdır. Küçük boyuttaki modüller tasarımda esneklik ve hassasiyet sağladığı gibi, alt birimlerin artışı kafa karıştırıcı da olabilir. Modüllerin yapıları ve konumları, yerleştirilmesi gereken görüntü türlerine, tasarımcının sayfa için planladığı tipografik yoğunluğa bağlı olarak değişir. Modüler ızgaralar genellikle kapsamlı yayın sistemlerinde tablo ve formları organize etmek, karşılıklı veya geniş sayfalardaki öğelerin bütünleştirilmesinde kullanılır. Sütun ve modüler ızgaralarda, metin ve görsellerin yerleştirildiği sütun genişliklerine göre simetrik ve asimetrik olarak iki farklı alt çeşidi bulunmaktadır. Simetrik ızgaralar, karşılıklı sayfalar arasında bir denge hissi sağlama amacıyla, recto sayfası sütun yerleşimi ve genişliği açısından verso sayfasına birebir ayna görüntüsü biçiminde yansıtılmış halidir. Asimetrik ızgaralarda ise, recto sayfa ve verso sayfalarının yerleşim düzeni aynı olup, sayfanın birindeki tasarım anlayışı diğerine taşınmıştır. Sütun ızgara yapısındaki metnin Maj Magazin 2000 dergisindeki sol sayfada iki sütun biçimindeki düzenlemesi ve ızgara sistemine ait çizim. Modüler ızgara düzeninde tasarlanan broşür tasarımı ve ızgara sistemine ait çizim. Modüler ızgara, çoklu ihtiyaka yönelik bir ızgara çeşidi olarak tercih edilmesinin yanı sıra kavramsal bir estetiğe sahiptir. Modüler ızgaralar İsviçre tipografisi veya 1950'lerin ve 60'ların uluslararası tipografik stili ile ilişkilidir. Özellikle Bauhaus'un rasyonalist düşüncesindeki nesnelliği, düzeni ve netliği vurgulaması sebebiyle, bu idealleri benimseyen tasarımcıların mesajlarını iletmek için çalışmalarında modüler ızgaralar kullandığı da bilinmektedir. Uluslararası tipografik stil anlayışının hakim olduğu grid yapılarına sahip Jan Schiold ve Josef Müller Brockmann'a ait afiş tasarımları. Hiyerarşik ızgara. Serbest stil olarak da tanımlanabilen hiyerarşik ızgaralar, tasarım öğelerinin ızgaranın sütunları ve satırları arasında, kendiliğinden, organik biçimdeki yerleşimine sahip ızgaralardır. Buna bağlı olarak sütun genişlikleri, satır yükseklikleri veya aralıklar ızgara boyunca değişkendir. Hiyerarşik ızgaranın temeli, düzenli tekrarlanan sütunlar, ara boşluklardan daha çok öğelerin oranlarına göre özelleştirilmiş hizalamalara ve sezgisel yerleşime dayanır. Serbest tasarım anlayışına sahip çalışmalarda sıklıkla tercih edilir. Paul Rant'in sözleriyle, akıllı tasarımcı, ızgaranın uyum ve düzen elde etmesine yardımcı olabileceğini, ancak zamanı geldiğinde ve gerektiğinde terk edilebileceğinin farkındadır.
Tüm uygulanabilir sistemler gibi ızgara sisteminin de başarılı şekilde çalışması, gerektiği kadar özgürce yorumlanmasına bağlıdır. Izgara sistemi, tasarıma yardımcı olmak ve rehberlik etmek için kullanılıp, gerekli durumda bozulabilen bir yapıdır. Tasarlanan parçalar ile kurduğu ilişki ve tasarımcının öngörüsüne bağlı olarak, kimi zaman ise monotonluğun önüne geçebilmek için ızgara yeniden şekillendirilebilir. Izgara sisteminin en büyük destekçilerinden olan Josef Müller Brockma, ızgara sistemini bir garanti değil yardımcı olarak nitelendirir. Bir ızgaraya bağlı kalmak her zaman gerekli ve hatta arzu edilen bir şey değildir. Izgara bir yasa değildir, bazen önemsizdir ve görmezden gelmek mantıklıdır, ancak bir ızgaraya sahip olmak gerektiğinde kullanılabilir olduğu anlamına gelir. Buna karşın sayfa tasarımında ızgarayı kırmak, bozmak olarak nitelendirilen karşı yaklaşımlar da mevcuttur. Hatta bazen bir ızgaranın kullanılmasını gerektirmeyebilir veya tasarımcı çalışmalarında hayal gücünü kısıtladığı gerekçesiyle bir ızgara sistemini takip etmek de istemeyebilir. Bu noktada unutulmaması gereken nokta, ızgaranın kısıtlayıcı bir çerçeve olmadığı, istenildiğinde devre dışı bırakılabilen ve sayfa öğelerini düzenleme sürecinde en azından karar vermeye yardımcı bir araç olarak kullanılabileceğidir. Genç tasarımcıların birçoğu, ızgara sistemi oluşturmanın zaman alması veya fazla karışık olduğu fikriyle, doğrudan tasarıma geçerler. Her sayfanın adeta yepyeni bir tasarım gibi ele alındığı bu yaklaşımlarda sorunlar, tekil çalışmalarda değil çoklu sayfa tasarımlarında ortaya çıkacaktır. Her sayfanın boşluklarının ayrı ayrı hesaplanması, sütunlarının sayısını belirlemek, görsellerin boyutu ve nasıl yerleşeceğinin her defasında yeniden planlamak çıkmaza neden olacaktır. Her sayfa devasa bir tasarım olayına dönüşerek, tasarımcıya zaman kaybı yaratacaktır. Yararlı bir kontrol sistemi olarak ızgara, yüzeyde rasyonel temelli bir düzenleme yapmayı kolaylaştırır. Böyle bir düzenleme sistemi, tasarımcıyı kaynaklarını kullanırken, elindeki problemle yüzleşme evresinde dürüst olmaya zorlar, önceliklerini açık biçimde belirler ve süreci baştan sona dikkatle analiz etmesini gerektirir. Tasarımın temeli olan analitik düşünmeyi teşvik eder, tasarım sorunlarının çözümüne mantıklı ve maddi sağlam temeller sağlar. Simetrik ve asimetrik ızgara sistemine sahip sayfa düzenlemeleri. Hiyerarşik ızgara düzeninde tasarlanan AW Magazine dergisi karşılıklı sayfaları ve ızgara sistemine ait çizim. Sayfa yapısına yönelik temel bilgiler. Sayfa tasarımında sözcükler, görseller, şekiller ve boşluklardan oluşan tasarım öğeleri, verilmek istenen mesajın doğru iletimi amacıyla tanımlanan alanda bir araya getirilir. Bu süreç, görsel anlamda estetik ve işlevsel anlamda doğru şekilde yapıldığında ise başarılı bir sayfa düzenlemesi elde edilir. Sayfa düzeninde matematiksel hesaplamalar ve çözümlerin yanı sıra tasarımcının sezgisel kararları da rol oynar. Tasarıma ilişkin tüm unsurların organize edilmesi tasarım alanı veya yüzeyi dediğimiz sayfa üzerinde gerçekleşir. Grafik ürünün yer alacağı mecranın standartlarına göre belli oransal ilişkiler temelinde biçimlenen sayfa, planlamanın başlangıç noktası olması açısından önem taşımaktadır. Tarih boyunca mühendislik, mimarlık, sanat ve tasarım gibi çeşitli alanlarda üretilmiş eserlerde etkisi görülen, altın oran, sayfa kavramı ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle sayfanın boyutlandırılması, sayfa tasarımına ait boşluk düzeni, sütunların yerleşimi ve ızgara çeşitlerinin temelinde hep altın oran temelindeki ilişkiler yer almaktadır. Bu oransal ilişkiler sayesinde, sayfada bilgi akışının nasıl devam edeceği gibi sayfa örüntüsüne ait kararlar alınabilir. Metin ve boşlukların düzenlenmesi, tipografi, yazının okunabilir ve incelenebilir özellikteki görsel dil oluşturma kaygısına hizmet eder. Tasarlanan grafik üründen bağımsız olarak, içeriğin okura etkili ve doğru biçimde iletimi de bu anlamda yazı tasarımının başlıca hedeflerindendir. Seçilen yazının biçimsel özelliklerinin yanı sıra boşlukların ayarlanması, yazının bloklama biçimi, sütunlar içindeki yerleşimi gibi düzenlenme sürecine ait her adım önemlidir. Harfler, kelimeler, satırlar, paragraflar ve sütunlara ait tüm bu düzenleme süreci, yazının daha iyi görünmesinin yanı sıra okunurluğunu da etkiler. Bu sebeple metin alanı içerisindeki ilgili unsurların gerek tekil gerekse birbiriyle etkileşiminden doğan yapıların kontrolü büyük önem taşımaktadır. Sayfa tasarımında ızgara, grid sistemi. Sayfa üzerinde metin ve görüntü öğelerinin nasıl yerleşeceğine kılavuz niteliğinde oluşturulan sisteme ızgara, grid adı verilir.
ızgara, mesajın başarıyla aktarılabilmesi amacıyla içeriği oluşturan öğelerin sayfadaki düzenlenmesine rehberlik eder. Tasarımın genelinde, tutarlılık sağlanmasına ve tasarım kimliğinin sürdürülebilmesinde etkin bir yardımcıdır. Kullanıcının sayfada gezinmesini kolaylaştırarak, bilgi türlerinin ayırt edilebilmesinde sistematik bir yaklaşım geliştirilmesini sağlar. Izgara yapısı en temel biçimde kenar boşlukları, margin, sütunlar, satırlar, oluklar ve modüllerden oluşur. Izgaraya karakteristik yapısını veren bu öğelerin düzenlenmesine ilişkin yapılacak seçimler, sayfa tasarımının görsel yapısını da etkiler. Kullanım amacına ve barındırdığı öğelere göre, blok ızgara, sütun ızgara, modüler ızgara, hiyerarşik ızgara gibi farklı çeşitlere ayrılan ızgara sistemi, rasyonel temelli bir düzenleme biçimidir. Kağıt boyutlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 karşılıklı sayfa biçiminde tasarlanan bir katalogda sağ sayfa numarası her zaman tek sayıdır. Sayfa tasarımında metin düzenlemesine yönelik kullanılan öğeler. Harf arası boşluk, satır uzunluğu, yazı ölçüsü, sütun genişliği, tracking ve kerning. Belirli büyük harflerin birlikteliklerinden doğan hatalı boşlukların düzenlenmesinde kerning kullanılır. Bir metin grubunun tümüne eşit oranda boşluk vermek istenildiğinde tracking kullanılır. Birbirine fazla yakın olmasından dolayı, bazı harflerin üst üste binmesiyle oluşan boşluk sorunları kerning ile çözülür. Tracking ile boşluk düzenlemesi yapıldığında yazılı alanların boyutunda ilk haliyle sonrası arasında değişimler olacaktır. Büyük harfler ile yazılan ve A ile başlayan bir sözcükte, noktalı yere aşağıdaki harflerden ilk hangisi gelirse karakter arası boşluk düzenlemesi gerekir ve, bloklama biçimleri içerisinde metnin tüm alanı doldurması sonucu oluşturduğu net gri değer ile okunurluk açısından hantal olup, ağırlıklı roman ve tezlerde görülen bloklama biçimi. Her iki tarafa yaslı bloklama. Izgara yapısı içerisinde sütunlar ve satırların kesişimi sonucu oluşan, hücre yapısındaki birimler. Modül. El yazması kitap geleneğinin, erken dönem kitap basımına dönüşen yapısından ismini alan ızgaralar arasında en yalını olan ve kitap, makale gibi metin bloklarında tercih edilen ızgara çeşidi. Blok ızgara. Izgara sistemi, tasarımcının tüm süreci baştan sona doğru analiz edebilmesini sağlar. Sayfa düzeni. Bir kitabın karşılıklı sayfalarına ait iç kenar boşlukları, ciltleme tekniğine göre değişir. Altın oran, doğada ve mimaride karşımıza çıkan ve göze hoş gelen birçok nesnede bulunan oransal ilişkiler bütünüdür. Nehir, dar sütun yapısı içerisindeki metnin tam blok düzenlemesinden kaynaklı bir tipografik sorundur. Modüler ızgara yapısı, çok sayıdaki modülden oluşur ve dama tahtasını anımsatan bir hücre matrisine benzer. Bölüm başlığı, makalenin ait olduğu üst kategoriyi vurgular. Sayfa kenar boşluklarına ait tanımlı alanda veya sayfa numarası ile birlikte en dış kenarlarda tasarlanır. Başlık, sayfa tasarımının en önemli unsurudur. Çeşitli büyüklüklerde olabilir ancak makalenin okunma şansını artıracağı için dikkat çekici olması amacıyla sayfadaki diğer metinsel öğelerden daha büyük bir boyutta kullanılır. Gövde metni, başlıktan sonraki blok metin alanıdır. Kendi içerisinde farklı düzenlemelere gidilebilir, okunabilirlik ana prensibidir. Alt başlık, makaleyi çeşitli bölümlere veya bölmelere ayırmak için kullanılır. Gövde metni için seçilen yazı karakteri veya büyüklüğünde düzenlenebilir, ancak aynı zamanda farklı yazı biçimiyle ayrılıp ayrışmalıdır. Sayfa numarası, sayfa kenar boşlukları üzerinde konumlandırılıp, diğer metinsel unsurlardan daha az dikkat çekici fakat işlevine uygun biçimde düzenlenmelidir. Metin içerisinde yer alan harflerin tümünün küçük veya tümünün büyük kullanılması harflerin zemin ile oluşturacağı negatif, pozitif boşluk alanları nedeniyle, sözcüğün algılanırlığını doğrudan etkileyen bir faktördür. Eğer yazının zemininde kullanılan alan aynı boyutta ise, küçük harflerin oluşturacağı form daha büyüktür ve harflerin yapısını tanımlamak daha kolay olacağından okunurluk daha rahattır. Uzun bir paragraftaki metin ise ilk harfi büyük diğer harflerin küçük kullanıldığı cümle biçimi ile yazıldığında, tümünün büyük harf kullanıldığı başlık biçimine göre daha hızlı ve rahat okunacaktır. Bunun sebebi ise, cümle biçimi yazımda harflerin alt ve üst uzanımlarının zeminle oluşturduğu inişli çıkışlı boşluk yapısının, gözün harflerin detaylarını daha rahat ayırt etmesine olanak sağlamasıdır. Sözcüklerin tümünün büyük harflerle yazımında, göz harflerin tümünü yekpeyir bir gri blok olarak tanımlayacağından okunurluk zorlaşır.
Izgara sistemi tasarım sürecinin temel bir parçasıdır. Sayfa içerisinde öğelerin nereye ve nasıl yerleştirileceğini, farklı yüzeylerde nasıl boyutlandırılacağını belirlemeye rehberlik eder. İçeriği düzenli tutmasının yanı sıra tasarımın daha verimli işlemesini ve sayfada daha tutarlı görünmesine katkı verir. Tasarlanan öğelerin arasındaki hiyerarşiyi düzenler. Yapısal, sistematik planlamaların göze hoş gelmesi sebebiyle tasarımın temiz ve canlı hissedilmesini sağlar.